Peki hep deriz takım çalışması, takım yönetimi, işte başarı ekip işidir. Hep bunlar siyasette çok kullanılan cümlelerdir. Peki bir ekip nasıl oluşur? Bir takım nasıl oluşur? Ekibin veya takımın normal kalabalıklardan farkı nedir? Bu çok önemli arkadaşlar. Bir takım, hani başarıya ulaşmak için takım gerekiyor diyoruz ya. Bir takım da hemen öyle biz 5-6 kişiyi bir araya getirdik ya da 10 kişiyi bir araya getirdik, iş yapmaya başladık, takım oluştu, hadi başarıya gidiyoruz. İşte maalesef takım da öyle oluşmaz. Takım oluşmanın da bir aşamaları vardır. Başarılı takımlar belli aşamalardan geçerler. Şimdi değerli arkadaşlar, takım oluşturmanın aşamaları vardır. Bu aşamalar 4 aşamadan meydana gelir. 1 oluşma, 2 boğuşma, 3 buluşma, 4 ulaşma aşamaları. Birinci aşama oluşma aşaması. Oluşma aşamasında ekip ilk defa bir araya gelmiştir. Roller belirgin değildir. İnsanlar birbirlerini tanımaya, şüphe duymaya veya ısınmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada üretim yoktur. İkinci aşama boğuşma aşaması. Roller için çatışmalar ve liderlik kavgaları vardır. Ekipten ayrılmalar bu aşamada olur. Lider bu aşamada doğru müdahalelerle doğal süreci izlemeli, rollerin oluşumunu saptamalı ve yıkıcı bir tartışmaya izin vermemelidir. Arkadaşlar, bu boğuşma aşaması bazen lider tarafından iyi yönetilmezse orada takımın dağılma riski vardır. Net söylüyorum. Her aşamada bir boğuşma olur. Düşünün, bu ailede de olur bazen. Biri bizi gözetliyor, evinde de olur. Survivor'da da olur. İş hayatında da olur, siyasette de olur. Bir araya gelen herkes hemen iyi anlaşıp hemen sonuca ilerlemez. Bir araya geldikten sonra düşünün, herkes yeni. Herkes birbirini yeni tanıyor. Herkesin iş yapış tarzları birbirine farklı geliyor. O aşamada takım üyeleri arasında bir anlaşmazlık, bir sürtüşme, o rollerin böyle kesişmesinden dolayı böyle bir gerilim yaşanabilir. İşte biz bu aşama boğuşma aşaması diyoruz. Bu her takımın olmazsa olmaz aşamasındadır. Bu aşamada insanlar kavgalar çıkar, çatışmalar çıkar, gerginlikler oluşur. İşte bu durumda yöneticiye çok şey düşüyor. Yönetici burada takım çalışmasını bilecek, takım çalışmasını iyi bilecek, çatışma yönetimini iyi yapacak, motivasyonu iyi verecek ve süreci çok iyi yönetecek. Bu aşamada birçok takım ikinci aşamada dağılır. Boğuşma aşamasını geçen takımlar üçüncü aşamaya gelirler. Biz buna buluşma aşaması diyoruz. Bu aşamada roller belirlenmiştir artık boğuşmadan sonra. İletişim sağlanır. Yeteneklere göre görev dağılımı ve doğal liderler belirlenir ve herkes burada yerini bulur. Bundan sonraki dördüncü aşama ulaşma aşaması arkadaşlar. Ekip çalışmasının gerçek başlangıç aşamasıdır. Bakın, yani takım olmanın, gerçek bir takım olmanın üç aşamadan sonra geldiğini görelim. Bazen çoğu bu aşamaları bilmeyen yönetici arkadaşlar hemen paniğe kapılır, hemen moralleri ve motivasyonu düşer. Ya der ki, ya bak işte takımda sıkıntı yaşıyoruz, işte takımda bir takım olumsuzluklar yaşanıyor. Biz bu işi başaramayacağız mı acaba der. O boğuşma aşamasında hemen motivasyon düşer ve takım dağılır. İşte o boğuşma aşamasını doğru yönetip buluşma aşamasına geçtikten sonra dördüncü aşamada ulaşma aşamasında gerçek bir takım başlar artık. Burada görevler ve roller belirlenmiştir. Ekip yüksek performansla çalışmaya başlar ve gerçek üretim, gerçek sonuç alma, gerçek hedefleri gerçekleştirme
bu aşamada ulaşma aşamasında gerçekleştirir. Tüm bu aşamadan sonra arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Takım anlamında, takım oluşturma anlamında bir araya gelmek bir başlangıçtır. Bir arada kalmak ilerlemedir. Bir arada çalışmak ise gerçek başarının ta kendisidir. Bu aşamada önemli olan bir araya gelmek değil, birlikte sonuç almak, birbirimizin yükünü almak, birbirimize destek çıkmak, birbirimizi motive etmektir. Tabii eğitimin başında da söyledim, takım çalışmasında il veya ilçe başkanına düşen en önemli şey, takımı oluşturacak ekiplerin farklı yeteneklerden oluşmasını sağlamak, farklı görevleri yerine getirebilecek bir kabiliyete sahip olmasını sağlamaktır. Takım kurmada en önemli noktalardan birisi arkadaşlar, ekibi farklı niteliklere sahip bireylerden oluşturmaktır. Şimdi düşünün bir takımda, bir futbol takımı kuralım, 11 tane Ronaldo koyalım, o takım başarısız olur. Niye? Çünkü tek bir kabiliyete, tek bir yeteneğe sahip 11 adet futbolcumuz var. Halbuki orada bizde iyi koşan, iyi defans gösteren, iyi bir sol bek, iyi bir sağ bek, forvette iyi atak yapabilecek futbolcular, yani değişik yeteneklere sahip elemanlar lazım bize. Değişik yeteneklere sahip futbolcular lazım bize. Şimdi takım çalışmasında en çok yapılan yanlışlardan birisi de arkadaşlar her bir grubu ekip zannetmektir. Yani hayır, her bir grup ekip değildir. Yani 5-6 kişi bir araya gelmiş beraber hareket ediyor. İşte biz ekibiz. Ekipçilik bu değil. Yani her grup bir ekip değildir. Eğer ruhunuz varsa ekip olursunuz. Eğer ekibin birbirine inanmışlığı yoksa grup olur. Grubun hedefi yoksa güruh olur. İşte aslında kendisini ekip olarak adlandıran çoğu grup aslında bir güruhtur. Güruh nedir? Güruh, hedefi olmayan grup. Bir araya niye geldiği belli olmayan, birbiri arasında bir etkileşim olmayan, birbirine bağlı olmayan kişiler topluluğu güruhtur. Siyasetçilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta işte burada güruhtur. Çünkü işte bir belediye başkanı, bir milletvekili, bir il veya ilçe başkanı bir bakarsınız hemen etrafında bir güruh oluşur. Yani başarı aşamaları yükseldikçe arkanızdaki güruhlar da artar. Bu güruhlar sizinle beraber gezerler, gittiğiniz yerde olmak isterler, sizin peşinizden ayrılmazlar. Ama sorsanız sizin başarınıza, partinizin başarısına bir katkısı var mıdır? Yoktur. Sizin arkanızda gezmesinden dolayı bir görevi var mıdır? O da yoktur. Dolayısıyla böyle topluluğa güruh denir ve siyasette de gerçekten bu güruh topluluğu siyasetçilerin çevresini saran en önemli tehlikelerden bir tanesidir. Siyasetçi mümkün olduğu kadar çevresinde gerçekten de takımın başarısına katkıda bulunmayan, takımın motivasyonunu düşüren, takım içerisinde uyumsuzluğa sebep olan, yanlış görüntüye sebep olan bu güruh oluşumunu izlemeli ve bu güruh oluşumuna izin vermemelidir.